Saraş Teleman, Ramazan ayında Türkiye'ye çok sevdiği eski komşularını ziyaret etmek için geldi. Misafir olduğu ailenin gece sahura kadar oturacağını duyunca onlara eşlik etmek istedi. Sara, bu farklı geleneğin bir parçası olacağı için heyecanlandı. Ancak gece 3'e doğru Sara'nın da gözleri kapanmaya başladı. Birden bir gümbürtü duyuldu ve bu ses uyuyakalan Sara'yı uyandırdı. Evi kızı Merve ve annesi Gülsüm teyze merak etmemesi gerektiğini söyledi ve onu pencereye doğru çağırdı. Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola. A benim devletli efendim, Ramazan'ın mübarek ola. Davul sesini duyan bazı evlerde uyananlar oldu. Bu da davulcuyu mutlu etti. Kavuştuk Ramazan'a, hem de büyük ihsana. Bu ayda oruç tutmak huzur verir insana. Sara ise şaşkındı. Neden gece yarısı sokaklarda davul çalınıyor diye sordu. Merve ona davulcunun görevinin uyuyanları sahur için uyandırmak, sahur vaktini hatırlatmak olduğunu anlattı. Tabii eskiden herkesin çalar saati mi vardı? Ramazan'da davul çalma geleneği aslında çok eski zamanlara dayanırmış. Türk coğrafyasında son derece yaygın olmasının nedeni ise Türklerin ilk çalgılarından biri olmasıymış. Bu çalgıya eskiden tömrük, tümrük, dümrük gibi adlar vermişler. Anadolu'da yöresine göre ismindeki farklılıklar gibi tarihsel gelişimi, yapım şekli, kullanılan malzeme ve boyutları da çeşit çeşit olurmuş ve zamanla bugünkü şeklini almış. Sara ve Merve bu geleneğin devam etmesine ise çok memnun görünüyorlar. Ramazan bitti. Sara'nın eve dönme vakti geldi ama henüz merakı dinmemişti. Türk davulunu biraz daha araştırmaya kararlıydı. Özellikle Osmanlı döneminde savaşta davul hem ordunun hareketini kontrol etme hem de bir haberleşme aracı olarak kullanılmış. Aynı zamanda sesinin çok uzaklara kadar ulaşması ve top gürültüsü gibi ses çıkararak düşmana korku salması da cabasıymış. Davulun kendisi Orta Asya'dan Selçuk Türkleri ile Anadolu'ya gelmiş, Osmanlılardan da Avrupa'ya geçmiştir. Avrupa'da davul o kadar nam salmış ki Almanca konuşulan ülkelerde Türkische Trommel ve Fransa'daysa Tambour de Türk olarak anılmaya başlamış. Hatta Alman besteci Christoph Willibald Gluck ilk defa Mekke Hacıları adlı operasında 1764 yıllarında Türk davuluna yer vermiş. Ve davul daha sonra birçok farklı operalarda kullanılmış. Bunlardan en ünlüsü de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma adlı operasıymış. Günümüz Türkiye'sinde davul, nişan ve düğün törenleri, sünnet merasimleri, asker uğurlamaları, folklor gösterileri ve Ramazan'da sahur vaktini haber vermek için kullanılmaya devam etmektedir.